Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kolay ve programsız bir şekilde nasıl profesyonel duran bir logo hazırlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Ama videoyu geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Açıklama kısmındaki linki tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Buradan direkt kayıt olabiliyorsunuz. Zaten benim sizi davet ettiğimi de görebiliyorsunuz. Burada Arda Mürseloğlu sizi Canva'ya katılmanız için davet etti diyor. Yani kısacası benim üzerimden kayıt oluyorsunuz. Buraya geldiğinizde direkt Google ile, Facebook ile veya e-posta adresinizle kayıt olabilirsiniz. O aşamayı göstermeyeceğim. Direkt e-postanızı, şifrenizi falan yazacaksınız. Çok da karmaşık bir şey değil. Ondan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada Canva'nın ana menüsü. Burada yapabileceğiniz bir sürü seçeneğiniz var. Instagram postu, Facebook postu, animasyonlu sosyal medya şeyleri, Facebook için, YouTube için, logo, bir sürü şey yapabiliyorsunuz buradan. Eğer ki Canva hakkında daha fazla video istiyorsanız, yani buradaki diğer şeyleri de size nasıl yapılacağını, mesela Instagram postunu nasıl yapılacağını göstermemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi logo yapmaya gelirsek, bunun için ya sağ üstteki Create a Design deyip direkt logo diyebilirsiniz veya onun yerine sol üstten Templates kısmına tıklayıp daha doğrusu fare imlecinizi üstüne götürerek buradan business kısmından logoya tıklıyorsunuz. Logoya tıkladığınızda sizi böyle bir sürü logo template'i karşılıyor. Template de nedir? Yani logo tasarlanmış, siz sadece onu düzenliyorsunuz kendi isteklerinize göre. Mesela şurada atıyorum mesela şu logo. Direkt şurada isminizi değiştirip, burada yazan ismi değiştirip kendi logonuz olarak kullanabileceksiniz. Ki nasıl yapılacağını da göstereceğim. Şimdi ne farkı var? Buradan create a design deyip logo derseniz sizi böyle bir sayfaya atacak. İkisi de ortak olarak aynı yere çıkıyor. Sadece tek fark sizin nasıl hoşunuza giderse diye ikisini de gösteriyorum. Burada bir sürü kategoriler karışık çıkıyor böyle karşınıza ve bir sürü kategoriden logo tasarımları var. Ama buradan hepsi bir kategoriye ayrılmış. Mesela animasyonlu logolar, gaming logolar, badge logolar, art logolar. Böyle kategorilere ayrılmış. Mesela gaming logo istiyorsanız Siol deyip buradan hepsini görebiliyorsunuz. Hani buradan da tıklasanız sizi aynı yere atacak. Şuradan use this template diyorsunuz ve yine aynı kısmı atıyor sizin. Bu kısma geldikten sonra ya sıfırdan kendiniz bir logo tasarlayabilirsiniz. Mesela buradan fotoğraflar kullanarak, elementler kullanarak, mesela şurada yuvarlak şekiller kullanıyorsunuz. Yazınızı yazabiliyorsunuz. Mesela şuradan hazır yazı template'lerini de alabiliyorsunuz. Yani hazır yazı dosyası. Siz sadece yazıyı düzenliyorsunuz. Mesela atıyorum şunu böyle buraya sürükledim, attım. Ondan sonra tek yapmam gereken iki kere üstüne tıklayıp burada yazan yazıyı değiştirmek mesela atıyorum. Şuraya Arda yazdım. Tabi neden gelme diyordum. Rengi uymuyor. Şöyle rengini de değiştirdim. Ve direkt yazımızı böyle kullanabiliyoruz. Ama onun yerine siz hazır bir logo template'i kullanmak isterseniz şuradan template'e gelip örnek vermek gerekirse şuradan gaming logodan örnek vereyim. Şuradan gelip buna tıklıyorum. Ve buraya geliyor karşımıza. Eğer ki maskotunuz varsa maskot da şu üstte gördüğünüz amblem diyebilirim. Bu üstteki çizim, tasarım oluyor. O var, elinizde öyle bir şey varsa kullanabilirsiniz. Bunu yerine değiştirebilirsiniz. Buradan tek yapmanız gereken dediğim gibi yazıları değiştirmek. Buraya mesela Arda yazıyorum. Altına gene. Şöyle mesela Arda Mürseloğlu yazdım buraya. Ve renklerini de değiştirmek istiyorum. Mesela renkleri ne olsun? Turuncu olsun. Şuradaki ise siyah olsun. Logomuzu da renklerini değiştirebiliyoruz tabii ki de. Şuradan bu siyah olsun mesela. Bu zaten siyah varmış. Şuna şöyle açık turuncu koyayım. Ve mesela direkt 2 dakika içinde şöyle bir logo hazırladım. Direkt tam olarak aynısını almadım ama isterseniz renklerini değiştirmek zorunda değilsiniz. Ve bundan sonra bunu istediğim yerde kullanabilirim. YouTube kanalımda olabilir, Instagram hesabımda olabilir ya da herhangi bir yerde kullanabilirim. Ondan sonra bunu kaydetmek için ise sağ üstten Download diyoruz. Buradaki kısımdan file type, yani dosyamızın türünü seçebiliyoruz. JPEG, PDF, MP4, GIF gibi şeyleri seçebiliyoruz ama PNG en yüksek kalite ve tavsiye edilen de bu zaten. Ama şuradan görüyorsunuz size'ını değiştiremiyorsunuz. Yani boyutunu değiştiremiyorsunuz. Bu nasıl bir şey? 500'e 500 ise 1000'e 1000 olacaktı. Mesela 1000'e 1000 yapmak istiyorum. Yani daha fazla piksel olacak ve daha kaliteli bir dosya gelecek elime. Ama onun için şurada görüyorsunuz premium versiyonu istiyorum. Zaten üstüne de tıkladığımda direkt bizi böyle bir sayfa karşılıyor. 30 günlük bedava deneme sürümü çıkarıyor karşımıza. Premium versiyon gerektiren bir diğer güzel özellik ise resize kısmı. Şuradaki resize'e tıkladığımda beni böyle bir sayfa karşılıyor. Bu ne demek oluyor? Yani bizim logomuzu başka tasarımlar için otomatik olarak hazırlayacak. Tabii şu anki dosyamızda biraz düzenleme gerekecek gibi görünüyor çünkü bu turuncu şey biraz tam oturmamış. Mesela ben YouTube kanalımın logosu olarak bunu hazırladım.
Bir de banner'a ihtiyacım var. Bu benim için otomatikman kendi YouTube banner boyutlarına göre hazır bir banner tasarlıyor ve direkt onu indirip kullanabiliyorum. Burada görüyorsun zaten LinkedIn şu biraz YouTube'a uyuyor. Mesela YouTube'da böyle bir şey görünecek. Turuncu kısmı biraz daha genişletip böyle yarısını kaplatacak şekilde ayarlayıp kullanabilirsiniz. Gayet de güzel duruyor. Peki bu premium versiyonun fiyatı ne kadar ve ne gibi özellikler geliyor aldığımızda? Canva'nın ana menüsünde üstteki kısımda pricing'i fiyatlandırma kısmına gelirsek Pro, Enterprise, Education gibi şeyler var ama bunlar Pro dışındaki diğerleri daha fazla yazıyor zaten. Daha büyük şirketler için, bu sınıfınız için eğer ki internet üzerinden ders veriyorsanız birilerine. Biz buradan Pro ilgilendiriyor. O yüzden Pro'ya tıklıyoruz. Pro'nun aylık 9 Euro'luk bir fiyatı var. Yani her ay 9 Euro ödemek zorundasınız Pro versiyon için. Ne gibi özellikler geliyor? Bedava paket, herkese olan paket ve istediğiniz her şeyi tasarlayabiliyorsunuz diyor. Aynısı Pro için de geçerli. İstediğiniz her şeyi tasarlayabiliyorsunuz. Ama burada ayrıca başka özellikler de geliyor. 60 milyondan fazla Photos ve Elements. Elements hani o yuvarlak şekiller falan filan olsun o tarz şeylerde. 3000'den fazla font ve ayrıca kendi fontunuz varsa o fontu siteye yükleyip kullanma imkanı sağlıyor size. Daha fazla depolama alanı gibi bir şey ve de o resize yani boyutlandırma kısmı diğer sosyal medya platformları için animasyonlar, gifler hazırlayabiliyorsunuz veya priority support yani eğer ki sitede bir sorun ile karşılaşıyorsanız yardım ekibine mesaj gönderirsiniz. Canva Pro üyeliğiniz varsa o yardım ekibi size daha çabuk dönüyor. Böyle bir ayrıcalık tanıyor sizler yani size öncelik veriyorlar. Ve burada birkaç tane daha özellik var okumadığım. Bunları kendiniz gelip okuyabilirsiniz eğer ki almayı düşünüyorsanız. Altında da zaten yazıyor. Eğer ki daha büyük bir takımsanız, takım olarak çalışıyorsanız, şirketseniz aşağıdaki paketi öneriyor size diye yazıyor. Ona da buradan gidebiliyorsunuz. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu Canva'da yaptığınız logolar istediğiniz yerde serbest bir şekilde kullanabilirsiniz ve isterseniz bu logoları satabilirsiniz. Yani telif hakkı gibi bir şey yok burada. Yaptığınız logolar tamamen size ait. Yani kullandığınız fontlar, kullandığınız tasarımlar hepsi kullanıma açık ve satılmaya da açık yani. Yani yaptığınız logoların bütün hakları size ait. O logoyu isterseniz satarsınız, isterseniz bir platformda kullanırsınız, isterseniz bir şirkete verirsiniz. Tabii şirkete vermek hoş olmaz çünkü burada yapacağınız logolarında bir sınırı var. O kadar profesyonel kaçmıyor. Ama tabii bunları 10 dolara, 20 dolara Fiverr gibi sitelerde satabilirsiniz. Yapanlar da var bu arada. Fiverr'da gördüğünüz logo tasarımlarının çoğu, yani bayağı bir kısmı Canva'dan logo yapıp satıyor. Yani burada yaptığınız tasarımlar ile hem para kazanabilirsiniz veya kendi isteklerinizi karşılayabilirsiniz. Kendi logonuzu hazırlayabilirsiniz. Bu videoluk da bu kadardı. Bu videoda sizlere nasıl kolay ve programsız bir şekilde logo hazırlayabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işine yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.